Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Evet, kanalımızda Skyrim serisine bakalım bir başlangıç yapmak istiyorum. Bu seri nereye kadar gider bir bilgim yok. Yani ne zaman pes ederiz veyahut da sonuna kadar gider miyiz zannetmiyorum ama bir başlangıcımızı yapalım. Yani ilerleyen zamanlarda ne yapacağımızı tabii ki düşünürüz duruma göre. Şöyle söyleyebilirim. Videolar 60 FPS ve 2K olarak gelecek. O yüzden işlemesi, videoları editlemesi biraz zaman alacak. O yüzden zaten şu an çok yoğunum. Çok fazla video paylaşacak durumda değilim. Vaktim olmadığı için de. Benim de işime geliyor. Editlemesi, yapması derken, yüklemesi derken uzun sürecek arkadaşlar. Yani haftada bir video ve iki video gelme şansı var. Onu söyleyebilirim. Şimdilik böyle başlangıcımızı yaptık. Bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl olur, onu bilemeyeceğim ama şu an bayağı bir yoğunum. Yavaş yavaş zamanla videoları oturtturmaya çalışırız. Şimdi hemen yeni bir başlangıcımızı yapalım. Ya 10-11 senelik oyun biliyorsunuz bayağı oldu. Fakat hala kendini oynatan bir oyun. Bir de şimdi ben yeni bilgisayarı değiştirdikten sonra efektlerle biraz oynama yaptım. Bu bende Nvidia ekran kartı var. Onun denetim masasından bayağı bir özellikleri yükselttim oyunda. Yani görüntü açısından bayağı bir güzelleşme oldu. Ben mod kullanmıyorum. Sadece Türkçe yama modunu kullanıyorum oyunda. Diğer modları pek fazla kullanma taraftarı değilim. Hani ben oyunu orijinal oynamayı seviyorum her zaman. Grafiksel olarak da orijinal istiyorum abi. Ne olursa olsun. Orijinal neyse oyunun onu görmek istiyorum ben karşımda. Ve işte Skyrim'in o klasik başlangıcı. Evet. İmparatorluk askerleri tarafından yakalanmışız ve bir yere götürülüyoruz burada. Hadn't been looking for you. Could have stolen that horse and been halfway to Hammerfell. You there, you and me, we shouldn't be here. It's these Stormcloaks the Empire wants. We're all brothers and sisters in binds now, thief. Shut up back there. What's wrong with him, huh? Watch your tongue. You're speaking to Ulfric Stormcloak, the true. Ulu Kral Ulfric Fırtına Tepeliler isyanının baş lideri karşımızda. You're the leader of the rebellion. You. Oh God, where are they taking us? Dostum, biz nereye düşmüşüz haberimiz yok. Ayva yiyeceğiz herhalde. This isn't happening. Hey, what village are you from, horse thief? Why do you care? A Nord's last thoughts should be of home. Rorikstead. I'm from Rorikstead. General Talia, sir. The headsman is waiting. Good. Let's get this over with. Oyunun şu görüntüsü mükemmel. Sis, manzara, hava, bulutlar mükemmel yani. Hala daha. Tam efektler hani almış almı değil şu an günümüzde ama en azından özgünlük, oyunun verdiği size ferahlık bayağı bir güzel. I bet they had something to do with this. This is Helgen. I used to be sweet on a girl from here. Wonder if Velod is still making that mead with juniper berries instead. Funny. When I was a boy, Imperial walls and towers used to make me feel so safe. Who are they, Daddy? Where are they going? To go inside. Why? I want to watch the soldiers. Inside the house. Now. Yes, Papa. Get these prisoners out of the... Zaten olayı biliyorsunuz. İmparatorluk tarafa yönetilen bir devlet var. Ve Fırtınalı Tepeliler isyan çıkartıp onlara karşı geliyorlar. İsyan grubunun lideri de tam yanımızda. Onu da yakalamışlar ve idam ederek bu isyanı
İmparatorluk bastırmak istiyor ve olaylar da burada başlıyor. Zaten bunu anlatmama bile gerek yok. Hepiniz yani Skyrim'i biliyorsunuz. Oynamadıysanız bile başlangıcının ne olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Yani o taraflara da pek fazla da girmek istemiyorum neyin ne olduğu hakkında. It has been an honor, Jarl Ulfric. Raelof of Riverwood. Lokir of Rorikstad. No, I'm not a rebel. You can't do this. Lokir, ne yapıyorsun ya? Nereye kaçacaksın arkadaşım yani? Amacın ne? Aa, sonunda olacak olan bu işte. Karşılığında kalırsın orada, öyle yatarsın. Burası mezarı oldu. Ama komik öldü yani. İdam edilecekti fakat kaçarak ölmüş oldu. Şimdi arkadaşlar, şu imparatorlukla şey arasına gelirsek, Fırtına Tepeliler, ikisi arasında çok fazla büyük aşırı bir fark var. Hani imparatorluk askerleri daha çok böyle şey bir hani memur kesim gibi böyle çok daha nezih yaşayan, daha böyle sosyalleşmeyi ve devletleşmeyi, şehirleşmeyi seven bir ırk. Fırtına Tepeliler tam tersi. Dini inançlarına, eski işte kahramanlarına, tanrılarına daha düşkün halk diyebiliriz. İnançlarını bırakmıyorlar. Bir adamların örfü, adetleri var. O adetlerini bırakmıyorlar. Ama imparatorluk askerleri, imparatorluk insanları tam tersi bu. Fırtına Tepelilerin tam tersi. Gerçi Fırtına Tepeliler kuzeyli olarak geçiyor. Yani kuzeyliler genelde Fırtına Tepeliler oluyor oyunda. Şimdi bize birçok burada ırk verilmiş durumda. Her bir ırkın farklı farklı özellikleri var. Ben öncelikle şunu söyleyeceğim size. Oyunda bir suikastçı yapmak istiyorum. Hem illüzyonist hem de suikastçı olsun istiyorum. Hem ok kullanacak, bıçak kullanacak, ayrıyetten silah da kullanabilecek. Yani iki eline de silah alacak. Kılıç, balta veyahut da topuz olabilir bu. Öyle bir gizli karakter yapmak istiyorum kendime. Eğer gizli karakter yapmak istiyorsam orman elfi olabilir, imparatorluk insanı olabiliyor aslında. Yani olabiliyor bunlar. Khajiit pek fazla sevmiyorum bunların görüntüsünü ama sinsi karakterlerde yatkın yani bunlar. Zaten bunların özelliği gizlenebilmeleri. Kedi gözü, mendi gözü var bunlar. Gecede daha iyi görebiliyorlar diğer ırklara göre. Fakat ben burada kara elf veyahut da Aragonyalı olabilirim ama kara elf daha yatkın gibi sanki bana. Memleketleri Rüzgar Tepe'de Domur olarak da bilinen kara elfler gizlilik ve büyü yetenekleriyle tanınırlar. Ateşe doğal bir dirençleri vardır ve ateşte kendilerini korumak için ata öfkesi gücünü kullanırlar. Bence bir suikastçı için bakın gözleri falan kırmızı böyle daha böyle bir karanlık görüntü veriyor bize. O zaman direkt kara elfden giriş yapalım. Madem sinsi bir karakter yapmak istiyoruz. Erkek bir karakter açtım. Şimdi surat değil. Önce şu kilo olayını bir ayarlamak istiyorum. Birazcık şöyle kaslı olabilirsin ya. Çok da değil de. Şöyle bir kas olayı güzel olacak gibi. Cilt renginde şöyle bembeyaz mı olsun yoksa daha böyle koyu renk mi olsun? Bu şekilde vampire benzemedi mi? Hadi böyle olsun bakalım. Niye değişiklikler kaydolsun diye soruyor. Niye böyle yaptın ki? Önce böyle ayarlıyorsun, daha sonra cildini değiştiriyormuşsun. Tamam, önce surat yapısını ayarlayacağız. Güzel bir surat bulabilirsem onu ayarlayacağım öncelikle. Sanki ilk baştaki surat en güzeli gibiydi. Tamam, bunun üzerine yürüyelim o zaman. Direkt böyle kalsın. Kilosu da böyle biraz daha kaslı yapmıştık. Kafasına gelirsek sima olarak şöyle bir tamam böyle kalsın. Kir olmasın. Yara olabilir mi? Olabilir. Döner misin şöyle bakayım. Güzel bir yara
güzel durabilir arkadaşlar. Savaş boyası da aslında yapılabilir. Tabii suikastçilerin nasıl olursa artık savaş boyası. Yani bir savaşçı gibi olmaz mesela. Şu el yok, güzel değil. Çok fazla böyle boyamak da istemiyorum suratını aslında. Buna lan. Çatal gibi kafasının üzerinde. Onu geç. Bu nasılmış? Rengi falan değiştirirsek güzel durur mu acaba? Çok fazla ne bileyim. Suratını kötüleştiriyor ya. Bak bu güzelmiş. Bunu sevdim ben. Ama rengini sevmedim. Kırmızı renk olabilir. Şöyle. Yani gözlerinde ben kırmızı veyahut da siyah gözü olabiliyor bunlarda. Bir bakalım nasıl yapacağımıza. Burun şeklini aslında çok da fazla da değiştirmek de istemiyorum karakteri. Burnu da fazla da büyük olmasın ya. Bunlar çok fazla büyük burunlar. Bunlar bizim işimize gelmez. Bir dakika, bunlar olmaz. Burnu nasıl yapabiliriz? Çok da fazla ellemeyeceğim. Burnu şöyle olsun o zaman. Çok o yönünü karıştırmayalım. Şimdi o zaman buruna ellemiyorum. Alt çene genişliğini tabii ki de onu değiştireceğim. Şöyle biraz geniş yapalım. Tamam. Tamam ya, bunları çok fazla ellemeyeceğim. Gözler. Göz şekli önemli. Şimdi. Gözler büyük olsun. Aa bak, şu bakışlar tam bir suikastçı bakışları. Evet. Tamam, gözler kırmızı oluyor. Biraz aşağı indirebilirsin gözleri. Şöyle göz genişliği. Evet. Göz derinliği. Birazcık ön taraf alabiliriz gözleri. Evet. Gayet de güzel oldu. Göz kalemini çekelim. Gözlerin altına. Göz farı. Gözaltı. Şöyle kırmızı daha güzel durdu bence. Yakıştı. Kaş şekli kötüydü. Onu değiştireceğim. Şu güzel. Tamam. Bu şekilde güzel. Şimdi saçının başını değiştirelim. Ağız konusunda çok fazla ellemek de istemiyorum. Çene genişliğini bir değiştireceğim. Heh, daha geniş bir çene. Daha alçak bir çene olsun. Uzun çene olmasın. Şöyle güzel. Çene yakınlığı neymiş? Heh. Biraz ileri gitsin şöyle. Tamam, güzel oldu bence. Saç şeklinde bu nasıl? Yok, güzel değil. Uzun saçlı yapmak istemiyorum. Aslında demek ki saç güzeldi. Onu değiştirmeyelim. Sakal belki yapabilirim. Şöyle sakallı olsun mu? Saç renginde siyah yapsak. Siyah renk bence tam bir vampir oldu karakterimiz. Tamam. Şimdi karakterimiz bu olacak da buna bir isim verelim. Gece gezen diyelim mi? Gece gezen. Evet. Yani karaktere bir lakap vermiş olduk burada. Gece gezen. Bence iyi bir başlangıç oldu. Bakalım, karakteri güzel yaptık gibi duruyor. İnşallah seri güzel gider. İzlenir inşallah. İlgi duyarsınız.
Ulfric Stormcloak. Some here in Helgen call you a hero, but a hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne. You started this war. Plunged Skyrim into chaos. Evet, burada isyan bitiyor sözde. And restore the peace. What was that? It's nothing. Carry on. Yes, General Tullius. Give them their last rites. As we commend your souls to Aetherius, blessings of the eight divines upon For the love of Talos, shut up and let's get this over. Learn. As you wish. Come on! I haven't got all morning. My ancestors are smiling at me, Imperials. Can you say the same? Hop. Kelle gitti. Ama adam helal olsun cesaretliymiş. Korkmadı ölmekten. Adalet mi? Ulan biz Fırtına Tepeli değiliz. Biz de mahkum ettiniz bak burada. Ölüme gidiyoruz. Drex bak sıra bize geldi. Ayıp ediniz ha. Olmuyor böyle. Vallahi çok büyük ayıp ediniz ha. Bizim de kelle gidecek şimdi. Adamın kelle sepette ya. O da ne? Ejderha. Abi sağ ol ya. Senin sayende kurtulacağız şimdi buradan. Ejderha da olmasa yani. Paçayı kurtaramayacaktık burada. Hemen kaçalım. Hemen kaçalım. Hiç durmayalım. Bak Rolaf bizi çağırıyor. Rolaf mı? Rolaf mı? Neyse ismi işte. Ben biliyorum yolu nereden gideceğimi. Hiç seni beklemeyeceğim Rolaf. Evet. Hemen direkt gidelim. Sonunda içeri kaçabildik. Bir dakika şimdi öncelikle şu zorluklara bakmak istiyorum oyunda. Zora ayarlayacağım. Eğer kolay değilse zordaymış. Çok güzel. Bir de arkadaşlar kontrollerde bir tuş ataması yapmam lazım. F9 benim kaydetme. Kaydı bitirme tuşum. Olmuyor bu. F9'a bastığımda oyun yükleme yapacak direkt. Olmaz yani o şekilde. Değiştireyim o tuşu. Looks like we're the only ones who made it. Evet, Rolof. Yani sanırım kurtulan bizleriz. Ejderha mıydı? Yok, şeydi ya, kertenkeleydi o. Ejderha falan değildi yani. We better get moving. Come here. Let me see if I çöz bakalım ellerimi, Rolof. Adamın dibisin ya. Adamın dibisin. Bakalım karakter. Üf, çok fena olduk ha. Vallahi çok fena oldu karakterimiz. Şimdi karakterin bir bakalım önce. Yıkım yeteneği yüksek. Bir de işte. Bize yanılsama lazım. Ben yanılsama kasacağım biraz da. Hem yanılsama hem suikastçı olacak. Simyası da biraz yüksek. Güzel. Simyayı severim. Simya işini yaparım. Sinsilik yüksek. Hafif zırh yüksek. Başka ne yüksek? Şu an başka bir şey galiba yok. Başka araşım yüksekmiş. Başka araşım ne? Fiziksel ve doğal özelliklerin değişmesini öğretir.
Bu zırh mır arttırma değil miydi başkaları? Şimdi öyle bir şey olması lazım. Ona bakarız. Hatırlayamadım. Evet, asker ölmüş. Ondaki eşyaları kendi üzerime geçirdim. Bir giyelim bakalım. Savaş baltasını aldım. Bunları da giy. Başka giyecek bir şey yok herhalde. Let's see about that gate. Damn. No way to open this from our side. Evet, bol bol sinsilik kasmak zorundayız oyunda. Bakalım. Sinsilik, okçuluk, yanılsama büyüleri. Bunların hepsi gerekiyor bize oyun başında. Şimdi İmparatorluk zırhını almayacağım. Çok fazla ağırlık yaptığı için hafif şeyleri alıyorum. Direkt böyle büyük kılıçları veyahut da normal kılıçları, para yapmayan şeyleri almayacağım. Fakat bu İmparatorluk şeylerini giyebilirim. Niye ben böyle yapıyorum ya? Yanlış tuşa basıyorum sürekli. Bunların kıyafetleri güzel arkadaşlar. İmparatorluğun kıyafetleri güzel. Direkt buradan kapıyı açtım. Bakalım aşağıda neler varmış. Büyülerde güçler, yıkım büyülerimiz var. Kitap var mı elimizde şu an? Eşyalar, kitaplar yok. Yine imparatorluk askerleri her tarafta. Zaten burası imparatorlukların mekanı. Böyle bir yavaştan vuralım düşmana. Arkasından dolaşayım bunların. Ya ilk başta böyle sıkıcı ama ilerleyen zamanda yavaş yavaş şu gizlenme olayını falan açabilirsek, onu geliştirebilirsek daha zevkli hale gelecek oyun. Tabii her şey zamanla oluyor. Hemen direkt olamıyor maalesef. Zaman her şeyin ilacı. Bunları aldım. Burada ne varmış? Güzel. İksir falan bulduk. Çuvalların bazılarında tuz yığını buluyorsunuz. Tuz yığını işe yarar simya işinde. O yüzden tuz yığınlarını alıyorum, bırakmıyorum. Ondan bakıyorum o varillerin içine. Çuvalların içine. Tamam, buradan alacağımızı aldık. Başka bir şey yok. Direkt aşağı inerim. Bu da neredeyse ölecekmiş ya. Son anda vurdum. Onu kurtarmış olduk bir şekilde. İyi oldu yani. Centilmenlik yaptık. Bayana bak, kurtardık. Öldüreyim mi? Evet, kafeste bir şey var, farkındayım. Şimdi onu almak için bize bir tane maymuncuk lazım. Onu da bulduk. Maymuncuksuz maalesef kilitleri açamıyoruz, biliyorsunuz. Şöyle bir yapalım. Çok güzel. Aldım ne varsa. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyorum. Bu adamdan bir şapka aldık. Ben niye hep böyle yanlış yere tıklıyorum arkadaşlar? Niye böyle bir şey yapıyorum yani? Şapka efsunu 30 arttırıyor. Güzel. Kullanışlı bir şapka. Şimdilik kafamızda kalsın. Efsuna biraz ihtiyacım olacak oyun başında.
Bakıyorum bunların üzerlerinde değerli bir şey var mı? Affetmiyorum. Affetmem yani. Oyunda hitabet, hırsızlık kasmam da hitabet kasarım. Daha böyle aldığım, topladığım eşyaları daha pahalıya satmak için hitabet yeteneğini kastığım sürece daha pahalıya verme şansım olacak tüccarlara. Sesler geliyor. Burada askerler var. Onları da öldürmeye başlayalım. Evet, bana ok lazım. Yay lazım. Yayı bulduk da canı da gitti. Şimdi şunları bir silahları favori yapalım. Bunu favori yapıyorum. Oku da favori yapıp Q'ya basıyorum. Q'dan bunlara tuş atamasını yapacağım. 1 ve 2 yapıyorum bunu. 2'yi aldım. Güzel. Of, kafasına vurmuşum bir oku. O da öldü. Şimdi hemen temizlik yapalım. Burada ne var ne yok. Etrafa bir bakınalım. Ağırlığımız pek fazla yok. Güzel. Toparlıyorum ne varsa. Demir hançer. Bunlar para yapmıyor. Almıyorum o yüzden. İmparatorluğun askerlerinin kıyafetleri daha değerli. Fırtına tepelerde maalesef onu savunamayacağım. Çok fazla para yapmıyor kıyafetleri. Burada gizli bir yer vardı. Heh. Aslında gizli değil de işte. Yani bir eşya bulmuş olduk kendimize. İksir falan bulduk. Bir şey oldu ya. Sesler mesler geldi. Bir sarsıldı ama. Ne olduğunu anlayamadım. Açıkçası. Ve burada örümcekler var. Çok sarsılıyor ya dur. Şunda şey hassasiyet çok kötü. Çok keskin. Atamıyorum atacağım şeyi. Bir de yukarıda daha büyükleri var. Bir tane var değil mi? Bir tane varmış. Güzel. Yumurtaları var örümceklerin. Şunların içinde. Onları toparlayacağım. Simya için gerekiyor bunlar. Ben düştüm mü ya? Bir dakika. Evet, gidelim. Yanlış geldik. Şaşırdım oğlum. Oynamayalı oyunu bayağı oldu. Şaşırdık. Nereye gideceğimizi. Burada bir ayı vardı. Ha, ileride. Sneaking
Burada pek fazla bir şey yok. Bu ne ya? That looks like the way out. Çıkışı bulduramadım ya, böyle bir şey olamaz. Ve sonunda kaleden kaçmayı başardık bir şekilde. Ejderha da gidiyor. Survival modu açmıyorum ya. O da gidiyor. Güzel. Şimdi arkadaşlar bir kendimize plan yapalım. Öncelikle planım şu. Bu karakteri sinsilikte, yanılsamada ve tek eli kılıçlarda, hafif deri zırhlarda geliştirmek istiyorum. İkincisi, simyacılıktan başlayacağız. Simyacılık geliştiği sürece daha fazla para kazanma şansımız olacak oyunda. O yüzden simyacılığa, bir de simyacılık sayesinde bayağı iksire ulaşabileceğiz. Farklı farklı iksirler var. Onları geliştirip daha da hepsinden farklı şekilde faydalanmak istiyorum. Bakalım zamanla ne olur. Bunu zaman gösterecek. Şimdi öncelikle bir şeye gidelim. Yakınlarda bir kasap olması lazımdı. Eşyalarımı orada satmam gerekiyor. Aslında kapasite var. Kapasite varken şöyle yapacağım. Aşağıda haydutlar vardı. Onları bir avlamak istiyorum. Şurada bir yerde olmaları lazım. Hatırladığıma göre. Hiç olmazsa giderken elim tam boş dönmeyeyim. Birkaç eşya daha yağmalamak istiyorum. Çalmak istiyorum. Bakın şimdi şu görüntüye bakın ya. Tam bir suikast değil mi? Görüntüsünden belli yani. Abi bizi gördüler galiba. Yo. Bizi gören bir hayvan var galiba. Şu tam şurada. Böyle bir kere çekileceğim. Hem sinsilik kasmış oluruz. Orada 3 haydut olması lazım. 3 tane biraz ağır gelirdim ama beni buldular. Yakalandık. Acemi. Acemi suikastçı bu işte. Yapacak bir şey yok. O saldıran bir Ralof mu? Ralof galiba. Aynen. Ralof'un gelmesi iyi oldu en azından. Sağ ol. Eyvallah Ralof. Aşağıda daha dahası var galiba. Şuradan bakalım bir. Şöyle gizli gizli bakmak istiyorum. Direkt kafa atmak da istemiyorum onlara. Ağaç mantarı severim. Kafa yapar. Nerede la bunlar? Allah Allah. Hepsini aldı mı acaba bu adam? Hepsi öldü mü acaba? Çok garip. Galiba hepsini aldı bu. Ya da bunlar kaçtılar. Ben anlamadım. Neyse. Biz gene yağmalarız. Onların mekanlarında birkaç eşya olması lazımdı. Ya da bunlar aşağı kaçtılar. Gene şöyle... Aha tavşan. Bir dakika tavşan. Ya bir kımılda var. Bir kımılda lan. Durdu kaldı bir anda. Neyse ya, ok harcamak da istemiyorum. Bir tavşan için okumu bitirmek de istemiyorum. Teker saldırı 20 oldu, gayet güzel. Burada bir şey vardı galiba ya. Sehpada bir şey var mı? Yok. Nerede vardı burada? Şunu alabiliriz. Para yapar. Başka da bir şey yok. Gidelim. Yani burada iki tane daha haydut olması lazımdı. Haydutlar yok olmuş. Nereye gittiler anlamadım.
Evet, taşlara geldik. Bu taşlar sayesinde perk özellik kazanmış olacağız. Ben sinsilik taşını istiyorum. Nerede o? Suikastçı hırsız taşı var. Hırsız taşı bütün sinsilik yeteneklerini %20 daha hızlı öğrenmeni sağlar. Bu taşa ihtiyacım vardı. Evet, kasabaya az kaldı. Yavaştan. Aha, kurtlar var orada. Kurtları avlamak istiyorum. Şöyle gizlenerek gitmek istiyorum. Direkt böyle çıkmak olmuyor. Bir tanesini şöyle avlayayım. Geri yap, geri yap, geri yap. Kurt sesi geldi. Ölmedi mi o kurt? Ölmedi galiba. Bir daha ses geldi. Ben anlamadım nasıl ses geldi. İkinciye. Allah Allah. Evet, kasabaya geldik. Irmak Koru muydu burası? Irmak Koru keşfedildi. Şimdi arkadaşlar, videoları çok uzun tutmak istemiyorum. Kaç dakika olmuş? Şu an 37 dakika olmuş. Hadi 40 dakikaya bir görelim madem. Hem eşyalarımızı verelim. Bakalım kaç para kasabileceğiz. Bir de bundan şey alacağım ya. Demir cevheri lazım bana. Hem ucuz oluyor bunlar. Demircilik kasmakta bunlar benim bayağı bir işime yarayacak. Bir de ben maymuncuk istiyorum. Bir tane varmış. Olsun. Şimdi şu giysileri al. Bunlar bir işe yaramaz. Bunlar kalsın. Bir de senden şey istiyorum. Kazma lazım bana. Evet. Maden kazmak için. Şu anlık başka bir şeye ihtiyaç. Bir de şu içeride büyücüye satabiliriz bazı şeyleri. İlla ki para yapan şeylerim vardı diye düşünüyorum. Şimdi tüccarlarda mesela demirci var. Demin sattım ya. O bazı eşyaları görmüyor. Almıyor daha doğrusu. Bu da o diğer eşyaları alıyor. Büyücü eşyaları genelde bu alır. Diğeri de savaşçı eşyaları alır genelde. Silahlarını veya eşyalarını olarak düşünün. Bakın bunlar burada görünüyor. Bunları buna verebiliyorum. Güzel, fena değil. Hiç fena değil. 568 altın yaptık. Sende bir şey var mı? Ucuz demir cevheri ver bakalım. Güzel. Evet arkadaşlar, ilk bölüm yani genel hepinizin bildiği bir başlangıç oldu ama ikinci bölümde artık yavaş yavaş oyun şekillenmeye başlayacak. Hatta ben size ne yapacağımızı söyleyeyim. Öncelikle Irmak Koru'nun etrafını bir keşfedeceğiz. Oyunu ben şöyle oynamak istiyorum. Veyahut da şuna bir konuşalım da daha sonra ben bir planlarımı söyleyeyim. Çünkü niye böyle bir şey yapıyorum? Benim başıma geldi. Şu kadınla ben konuşamadım oyunda. Hata verdi. Bir türlü bir üst raddeye geçmedi oyun. İlerleyemedim. Orada kaldı. Bug yaptı oyunda işte. New to Riverwood? If you're looking for work, go see Hod at the... Of course.
Oh, what's this all about? All a fine day to you, of course. But what's this all about? A dragon. It would explain what I saw earlier, flying down the valley from the south. I thought I must have just been seeing things. I don't know why, but I actually believe you. You've got the look of someone who's just seen a dragon. Things just go from bad to worse. First the war, now dragons. What's this world coming to? The Jarl needs to know if there's a dragon on the loose. Riverwood is defenseless. We need to get word to Jarl Balgruuf in Whiterun to send whatever troops he can. Tamam. Akçay Mevki Bey Balgruuf'u göreceğim. Ona işte Ejderhan'ın burada görüldüğünü falan filan onları söyleyecekmiş. Şimdi bir görev almış olduk kadından da. Tamam, iyi görev verdi. Şimdi ben size planımı açıklıyorum. İkinci bölümde artık bu etrafı keşfedip madenlerini sömüreceğiz. Daha sonra simya malzemeleri toparlayacağız. Yavaştan simya olayına falan başlarız. Başkalaşım büyüsü de kullanacağım. Başkalaşım diyorum ya. Yanılsama büyülerini kullanmaya başlayacağım. Öfke büyüsü var. Çok seviyorum onu. Adama öfke atıyorsunuz. Adam çıldırıp diğer adamlarına saldırıyor. Mükemmel bir şey. Oturup izle yani sen de. Hiçbir şey yapma. Suikastçıysan görünmüyorsan o anda. Öyle bir şey yapma şansın var. Dostlarım çok sağ olun buraya kadar izlediğiniz için. 40 dakikanızı bana ayırdınız. Çok sağ olun arkadaşlar. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eksiklerim tabii ki olacak. Oyun bakın ben çok iyi bildiğimi iddia etmiyorum. Belki anlatım tarzım da sizin hoşunuza gitmeyebilir. Amenna. Herkesin hoşuna gidecek diye bir şey yok. Ama bir emektir. Elimden geldiği kadar ben videoları çekmeye çalışıyorum. Siz de lütfen beğenmekten vazgeçmeyin arkadaşlar. Üşenmeyin. Bir beğen butonu çok zor değil. Sağ olun arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.